Galatasaray tüm dünyada ses getirdi. İşte sebebi. Galatasaray'a sadece Türkiye'de yaşayan milyonlar değil, tüm dünya hayranlık besliyor. Bu doğrultuda birçok kez övgüler alan sarı kırmızılılarla ilgili öyle yorumlar var ki, Galatasaraylı olup da gururlanmamak elde değil. İşte o dünya ünlü isimler ve cimbomu yere göğe sığdıramadıkları sözleri. İlk olarak Cristiano Ronaldo ile başlayalım. Dünya futbolunun son 10 yılına damga vuran Portekizli süperstar, İstanbul'da oynanan ve 3-2 kazandığımız Real Madrid maçının ardından böyle bir atmosferde tur atlamak hiç kolay değildi. Açıkçası kariyerimde ilk kez bir maçta ürktüm ifadelerini kullanmıştı. Gelelim birçok büyük futbol otoritesi tarafından dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yıldızı olarak gösterilen Lionel Messi'ye. Türk bir gazetecinin havaalanında verdiği Galatasaray formasını imzalayan ve Türk Hava Yolları'nın yaptığı sponsorluk röportajında Türkiye'de Galatasaray'ı desteklediğini açıklayan Arjantinli yıldız, 2012-2013 yılında Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları bir maçın ardından da Galatasaray'ın oyununu çok beğendiğini söylemişti. Jose Mourinho da İstanbul'daki 3-2'lik zaferimizden sonra Fatih Terim'i, Drogba'yı ve Snyder'i uzun süre tebrik etmiş ve maçın ardından eğer Drogba'nın attığı 4. gol geçerli olsaydı sanırım bu gece turu geçemeyecektik açıklamasını yapmıştı. Yıllar önce Juventus'la Galatasaray arasında oynanan bir Şampiyonlar Ligi maçının ardından Ali Sami Yen stadındaki atmosfere hayran kalan Edgar Davids de bizim taraftarlarımız Galatasaray taraftarlarının 10'da 1'i kadar iyi olsaydı Şampiyonlar Ligi'ni kazanırdık diyerek oynadığı atmosfere övgüler yağdırmıştı. Galatasaray'la ilgili birçok yıldızdan sayısız övgüler var ancak biz son bir açıklamayla bu haberi sonlandıralım. Eğer içerik hoşunuza gittiyse yorumlarda belirtmeyi, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoya 1000 like gelirse bu içeriğin ikincisi gelecek. Geçelim İtalyanların efsane savunmacısı Maldini'ye. Dünya futbolunun gördüğü en büyük savunmacılardan biri olan Paolo Maldini, İstanbul'da Ali Sami Yen'de oynanan ve Galatasaray'ın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan Devler Ligi mücadelesinin ardından "Kimse beni bu statta 25 bin kişinin olduğuna inandıramaz." ifadeleriyle Galatasaray'ın ve Galatasaray taraftarının büyüklüğüne dikkat çekmişti. Galatasaray'dan Suso hamlesi. Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Savunmaya gömülen takımların kilidini çabucak açmak için bir çilingir isteyen Okan Buruk, alınacak kanat oyuncusunun 10 numara özelliklerine sahip olmasını istiyor. La Liga ekibi Sevilla'ya Suso için yaz transfer sezonunda da teklif yapan Galatasaray, İspanyol futbolcu için kırmızı beyazlılara yeni bir teklifte bulundu. Piyasa değeri 10 milyon euro olan 29 yaşındaki Suso için Sevilla'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin iletildiği öğrenildi. Suso'nun 2018 yılı Aralık ayındaki piyasa değeri ise 50 milyon euroydu. Sol ayaklı bir oyuncu olan tecrübeli yıldız sağ kanat dışında 10 numaralı mevkide de forma giyebiliyor. 1.77 boyundaki Suso 5 kez de İspanya milli takım formasını terletti. Yıldız futbolcu daha önce Liverpool, Almeyra, Genoa ve Milan'da da forma giydi. Galatasaray'dan Mikael Isak hamlesi. İsveç medyasına göre Galatasaray Polonya ekibi Lech Poznan'ın forveti Mikael Isak ile ilgileniyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Köln, Nürnberg, Parma, Crotone ve Rangers gibi takımların formasını giyen 29 yaşındaki İsveçli golcü bu sezon 24 karşılaşmada forma giyerken 13 gol, 5 asistle 18 gole doğrudan etki etti. İsveç milli takımının formasını 6 kez terleten Isak, bir dönem Beşiktaş'ın transfer gündeminde de yer almıştı. Kadrosunda Danimarkalı Victor Nelson ve Norveçli Fredrik Mitjø'yu bulunduran Cimbom, Isak'ı transfer etmesi durumunda 3. Vikingine kavuşmuş olacak. Galatasaray'dan sol beke genç yıldız. Galatasaray, Molde forması giyen 19 yaşındaki Norveçli sol bek Mathias Bjørtoft'u kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon genç yıldız adayının maçlarını yerinden takip eden sarı kırmızılılar, Molde oyuncunun menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor. 19 yaşındaki sol bek için kulübü Molde 3 milyon euro bonservis talep ediyor. Mathias Bjørtoft'u Galatasaray dışında birçok Avrupa kulübü de takipte.
Molde altyapısında futbola başlayan Matias Fjørtoft-Ljovic, Norveç U17 ve U19 takımlarında da forma giydi. Geçen sezon Norveç liginde şampiyon olan genç yıldız 13 maçta forma giymişti. 600 bin euro piyasa değeri olan 1.83'lük oyuncu ayrıca stoper olarak da görev yapabiliyor. Fjørtoft'un kulübü Molde ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Dünya devinin yıldızı Galatasaray'a. Sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den Mauro Icardi'yi kadrosuna katan Galatasaray bir transfer için daha girişimlere başladı. Sarı kırmızılılar Fransız devi PSG'nin yıldızı Renato Sanchez için harekete geçti. Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, PSG yetkililerine 25 yaşındaki futbolcunun transfer koşullarını sordu. Galatasaray'ın ilgilendiği Portekizli oyuncu Renato Sanchez futbola Benfica altyapısında başladı. Benfica'nın A takım seviyesine yükseldikten sonra dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Renato Sanchez, 2016 yılında Alman devi Bayern Münih'e transfer olmuştu. Alman ekibinde istenilen performansa ulaşamayan yıldız futbolcunun sonraki adresi ise İngiliz ekibi Swansea oldu. Swansea ile kiralık sözleşmesinin bitmesiyle yeniden Bayern'e dönen oyuncu bu kez de Fransız ekibi Lille'e kiralandı. Lille'de performansıyla yeniden futbol dünyasında gündem haline gelen 25'lik Portekizli, dünya devi Paris Saint-Germain'in yolunu tuttu. Şimdilerde PSG ile yollarını ayırması beklenen Sanchez, merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara pozisyonunda ve orta sahanın sağında da görev yapabiliyor. Galatasaray'dan Mauro Icardi bombası. Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon şampiyonluk ipini göstermek isteyen Galatasaray, kadrosunu daha da güçlendirmek için harekete geçti. Özel hayatındaki sorunları çözdükten sonra sahaya odaklanan Mauro Icardi mükemmel performansıyla fark yarattı. Derbilerde Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye attığı gollerle taraftarların kalbine giren Arjantinli forvetin kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve satın alma opsiyonu bulunmuyor. Galatasaray cephesi Icardi ile devam etmeyi çok istiyor ve Paris Saint-Germain ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı yönetimin pazarlıklarda en önemli kozuysa Icardi'nin kendisi olacak. Yıldız futbolcunun Galatasaray'da çok mutlu olduğu ve Paris Saint-Germain tarafından kolaylık isteyeceği ortaya çıktı. Yakın çevresine Galatasaray'ı kendimi en rahat hissettiğim kulüp olarak tanımlayan Icardi, sarı kırmızılı taraftarların kendisine gösterdiği sevgiden çok memnun. Tribünlere hayran olduğunu her fırsatta söyleyen deneyimli futbolcu ayrıca İstanbul'da yaşamaktan çok keyif alıyor ve kariyer planını Galatasaray'a göre yapıyor.